Hoş geldiniz sayın seyirciler. 2020 yılının son spor gecesiyle karşınızdayız. Yılın son spor gecesi ve bugün biraz daha e, sizlerle birlikte yapmayı e, hedefledik programımızı. Programın hemen açılışında onu belirtmiş olayım. E, bize mesajlarınızı yazın. 2020 yılının en unutamadığınız spor olayları. E, birlikte değerlendirelim 2020'yi. Gülelim bizim, eğlenelim de Bizim öyle bir yani. hazırlığımız yok. Yani biz şu öyle olsun böyle olsun falan değil tamamen. Bugün yani yıllar önce yaptığımız gibi bütün programa sizin yön rica ediyoruz. Ee, biz çok kısaca gündemdeki birkaç transfer gelişmesini işte maçları değerlendireceğiz. Sonrasında sizin attığınız mesajlarla bugünü tamamlayacağız. 2020'nin son spor gecesine e, noktayı Ama koyacağız. Twitter üzerinden spor Bu arada 2021'in ilk e, spor gecesi programında Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yapacağız Cumartesi günü. E, komik olan ne bunda? Komik değil ki espri yapmadım. Ya, Ağzın kulaklarında ya, söylüyorsun. Ben hep böyle eğleniyorum, seviyorum işte bu. Hayatı seviyorum, gülmeyi seviyorum. Sen ya, seviyor komik musun? Komik bir şey, komik bir şey o anlatmadan geliyorsun. O abi sünnet, sünnet çocuğu gibi gelmişsin bu kenarlar filan. <laughs> ya bu sen, sana ne oldu bir şey ya? şey söyleyeceğim ya. Sen kıskanıyorsun beni. <laughs> kıskanıyorsun. Kıskanıyorum seni. Abi ceket ne renk? Gri. Kravat ne renk? Mavi gri ve mavi ile ilgili uyum problemi yaşıyorsan bu gerçekten senin ciddi anlamda bugün sıkıntı Bugün var ya pazarlamacı gibi gelmişsin. Bak dün kuyumcu gibiydim bugün pazarlamacı gibisin. Ne pazarlıyorum İlan'da peki da diyor sence? ki bugün okul müdürü ceketi giymişim. Peki, <laughs> peki ne pazarlıyorum <laughs> sence? Ne pazarlıyorum sence? Ne satıyorum mesela? Onu bilmiyorum. Var mı? Bizimle paylaşmak istediğim şey. Bizden saklı benden Yo, saklı. Ben çalışma yani 20 yıldır ise, falan tanıyorum seni. Ben şöyle söyleyeyim. Birkaç bir hayatına... şey yaptın. Bir Pantolon mantolon sattın bir şeyler yaptın. Pantolon <laughs> satmadım. <laughs> ee, çocukken e, galiba lise 1'de lise evet lisedeyken yazın tatil parasını çıkartmak için yazar kasa kartuş ve rulosunu da sattım. Bütün İstanbul'u yürüyerek gezerek. Aynen. İyi yaptı. Bebek'te bir tane kafede de çalıştım yine yaz tatil paramı çıkartmak için. Bugün başa, yani Başak Başak şey, kasa kartuş rulosu hala satabilirim. Başak yani. şey bu hafta çok güzel maçlar oldu ya Seni bile nasıl? satarım mesela ben yani. 2 dakikada ya seni bile. Hayır yani hayır. Iki, iki dakika seni dakika bile değil. satarım yani. Ha yani o kadar değerli. Gerçek anlamda mı yani? Tabi tabi parayla satarım yani. Bir şey, bir alıcı bulurum sana yani. Allah Allah, Olur. her körün bir top al diyorsun. Yani Bero, neyse. <laughs> Abi Göztepe, e, Fatih Karagümrük maçıyla başlamıştı biliyorsun ilk. Yani bu hafta her maçta gol atıldı. E, heyecanı yüksek maçlar oldu. Ha, bir tane tweet attım, bu kadar rağbet göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Bu hafta Fenerbahçe bay geçti, ya maçlar çok güzel oluyor falan yazmışsın. Hiç öyle bir şey yazmadım, Fenerbahçe yok. Yeter ama bu içinde. senin Fenerbahçe düşmanlığını bıktım ben artık. Ya, bu senin hafta, yüzünden sürekli güfür yiyorum ben. Bu hafta gerçekten futbolu izledik yani haftaya mesela bakıyorum hangi maçta başladık. E, Trabzon Galatasaray maçıyla başladık. Bence çok keyifli maçtı. Sonra Göztepe Alanya maçı gündüz matinesi güzel maçtı. Sonra bu akşam e, Başakşehir Kasımpaşa maçı gittili geldili, gollü. O attı, bu kaçırdı, o attı, bu kaçırdı. Bu bu attı, o kaçırdı falan. Bence yani bu hafta futbol adına çok keyifli bir haftaydı. Maçtan sonra ee, ...çıkıp kimse hakemi eleştirmedi. Kaybedilen puanlardan sonra... E, ...Allah bunların belasını versin diyen yok. Bunlar FETÖ'cü diyen yok. Şike'yi Türkiye'ye bunlar getirdi diyen yok. Yok yani hani kimse... ...ben hiç görmedim yani. Ve ben de bugün... E, ...bunların hiçbirisini konuşmuyor olmaktan... ...sadece futbol izlemiş olmaktan... ...aldığım hazı konuşmak istiyorum. Bir kaos yok. Bir ortam, bir böyle bir gergin bir ortam yok. Ee, bunun sebebi Fenerbahçe'nin oynamamış olması değil yani. Bu... Eğri gibi doğru sefer yaptı geldi. yani. Denk geldi ha. ve... Herkes iyi açık futbol oynamayı ama tercih Ama Fenerbahçe oynamadı. Yine Fenerbahçe günü Gustavo Covid'de oynadı falan diyorlar Başakşehir maçında. Böyle iddialar var enteresan. Onu yapamazlar. E 2 gün. Onu çünkü Abi o biliyorsun tek merkezden bağlı... alınmıyor falan diye bir yani... ya tek merkezden alınmıyor ama sonuçlar tek merkezde toplanıyor. Ama yani, abi şimdi şöyle bir şey COVID'de var orada. Covid'de olmasına rağmen birisini Hayır, Covid'de bilerek oynatmak. COVID'de olduğunu zaten böyle bir şey mümkün değil. Yani testi mesela o gün bazen testler %60-65 güvenilirliği var deniyor ya testin. Yani senin testin pozitifse COVID testin %100, %100 e, hastasın. Ama e, semptomları gösteriyorsun bazen negatif çıkıyor. Mesela ben eşimin babası işte bizim kayınpederimiz. E, hastanede bizim yattı 14, gün benim, 14 gün hastanede yattı hatta 15 gün. Hiçbir e, COVID testi pozitif çıkmadı. Hepsi negatif çıktı. Yani oluyor anladın mı o? Yani e, e Bu Fenerbahçe'nin bilerek Gustavo'yu e, pozitif oynattı demek. Abi dedin, öyle bir şey denir mi? Öyle ya. dedin. Pozitif oynattı dedin. İddiaları var dedim. Pozitif oynattığı iddiaları var dedim. Öyle kim bir şey, iddia kim? Onu da i̇ddia sahibi kim abi? abi? Onu da açıklıyorum. Şöyle diyorum ki Hı. yani test e, pozitif çıkıyorsa 100 ama negatif çıkıyorsa Yüzde yüz yani vermiyor. Fenerbahçe maç yapmamış. O kadar haklısınız ki Fenerbahçe taraftarı. Gerçekten samimi söylüyorum. Sen benim dediğimi Yani Fenerbahçe maç yapmamış. Galatasaray kazanmış. İşte Başakşehir kaybetmiş. Başakşehir'de işler kötü gidiyor. Harika maçlar, harika goller. Mu müthiş mücadeleler izlemişiz ama bu adam kalkıp getirip bir de bir temcit pilavı gibi yine Fenerbahçe ile ilgili negatif bir şey buldu negatif ve getirdim. bir şey demedim ki abi. Yani Gustavo Fenerbahçe sen, yok. Sen negatifle abi, ne alakası var? E, e, negatif bir şey yani Fenerbahçe ile ilgili. Anlattım durumu sürekli anladım. Negatif, sürekli negatif bir şeyler bulup bulup getiriyorsun abi benim önüme. Sonra ben konuşunca, değerlendirince bu sefer diyorlar ki vay senin içindeki Fenerbahçe düş. Ben kimseye düşme falan değilim. Ha, beni düşman gibi görüyorsanız bu adamın sorunudur o. Bu adam yapıyor yani her şeyi. <laughs> Akışı <laughs> da bu yapıyor. <gülüyor> 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 Soruyu da sen soruyorsun. Peki tamam. Öyle olsun. Öyle mi olsun? E öyle diyorsan öyle olsun. Ne diyeyim ki? Gustavo'yu Fenerbahçe'ye oynatmış iddiaları var ne demek abi? Ne gerek var? Bak 2020 yılı. Senin için aklında var mı 2020 yılında aklından çıkmayacak bir anı? Benim mi? Evet. Çok var ya. Bir, bir tanesini anlat. Burada anlatamam şimdi. 2020 bir pek benim istediğim gibi gitmiyor. Ya tamam canım ya <laughs> sonu sonu gitmiyor olabilir. Ee, şimdi 2020'nin lideri Galatasaray tamamladı. Yani bizim son spor gecemiz gibi. Yani bugün mesela Alanya Spor, Gaziantep'e... Gerçekten çok haklısınız. Ne diyeyim abi şimdi yalan mı söyleyeyim ya? Yani? E, evet, Galatasaray 2020 yılını küme düşme altında tamamladı. Rahatladın mı? Hayır yani. E ne hatta. diyeyim abi şimdi? Abi bir şey söyleyeceğim. Fenerba ben mesela ben iyi bir Fenerbahçeli olsam. Tamam mı? iyi sağlıklı Ben ama. fena değilsin. Sağlıklı. <gülüyor> 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 Yok o kadar iyi, iyi değilim ben. Yani Fenerbahçelilere sorsan kötü Fenerliyim ben. Hatta Fenerbahçe düşmanıyım. Ee, ya iyi bir Fenerbahçeli olsam gerçekten senden nefret etmek için çok elimde fazlasıyla done var ya Haluk. Samimi söylüyorum. Çok fazla yani. Bir izleyicimiz demiş ki hadi bakalım Fenerbahçe ve Ali Koç demeden 50 dakika durabilecek misiniz? <laughs> duramam yani. Partnerim Koç olursa duramam. Can demiş ki ceket muhabbetinde gece gece siz beni güldürdünüz Allah da sizi güldürsün demiş. Amin cümlemiz. Şikertel söylemiş <laughs> Ümit Aydın e, tendonu koptu geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ümit Aydın da geçmiş olsun demiş. Martin Şikertel'e gerçekten yani işte futbolun e, en kötü tarafı. Aynen en kötü tarafı. Acil yani şifalar sağlık, diliyoruz. 6 ay yani bu sezonu kapatır muhtemelen bu sezon oynayamaz. Başakşehir için de zaten bu sezon neredeyse bitti gibi yani. Hani son 6 maçtır galibiyet öyle yok. Öyle değil mi? Bu köprünün altından çok sular akar geçer bu ligde, ama bu bu kadar bu da ligde. kolay değil Gökhan. Şimdi başa geçen senenin şampiyonu Başakşehir 14 maç sonunda 12 puan toplamış. 16. sırada abi. Yani bu işte ne biliyor musun? Hani o Şampiyonlar Ligi bitti. Avrupa falan öyle kaldıramazsın Ay yani. bitti. kaldırmamakla ilgili değil ya. Ben ben e, bunda ne teknik patronun ne de kulübün bir hatasının olduğunu düşünüyorum. Ben burada futbolcuların doyum noktasına ulaştığını ve bu nedenle de mücadele etmek konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu, hepsinin kafasında önümüzdeki sezonki transfer dönemi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in maç kazandığı haftalara baktığında Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı haftalar olduğunu sen de göreceksin. Şampiyonlar Ligi'ne bir vizyon olarak şey bir vizyon göstergesi, bir sahne olarak görüyorlar ve ee, bu sahnede de iyi performans göstermek adına iyi oynadıklarını düşünüyorum. Evet akılda kalan performansları var. Avrupa'daki birçok e, takım için. ilfanım var. Var var yani. Bir maçı olur. var işte 3 üç ee, hani e, Dolayısıyla ben, açıkçası, hatta ben, açıkçası Şampiyonlar Ligi bitti. Başakşehir'in pili de bitti diyorum yani. Yani bilmiyorum. Şampiyonlar bugün... Ligi maçları devam ediyor olsaydı, grupta devam ediyor olsaydı. Ya bugün Kasımpaşa 10 kişi, mücadele. kendi evinde oynuyorsun. Bu kadar derin kadron var. Mesela Okan Hoca'yı yani Okan Hoca'yı geçen sene övdük. Yer, yer yani koy, koyamadığımız yer kalmadı biliyorsun. Çok önemli bir yaptı. Bence yılın en başarılı. Ama şu Okan de. Hoca'nın Alexiç hayranlığını ben anlamıyorum abi. Alexiç de işte, Alexiç. Ya bu Alexiç ne yapmış abi Başakşehir için mesela? Ben de bazen oyunculara takı, takılıyorum. Evet, ya bugün maçı da, da seyrettim Alexiç. Oyuncu sana gereken tokatı atıyor. Arda Turan, Ömer Bayram. Ömer Bayram gibi, ne zaman tokat attı bana Bu ya? hafta işte. Tokat <laughs> ya, o... manyağına çevirdi seni. Öyle. Tak 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 tak, tak 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 video yaptı. <laughs> bu hafta sana. iyi oynadı abi. Bir şey diyemem de Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil bence yani. Kurumuş dudağım diyorlarmış mesela bundan sonra. Bir var. iki tane transfer haberim var. Onu, onu vereceğim. Artık böyle. Hani ayrı gayrı yapıyorum. Haber benim haberim. <laughs> Haber <öyle> mi? Ver <laughs> ver ben, ben de merakla bekliyorum. Beşiktaş bu Serdar Dursun'a ee, teklif yapmış. Bu Serdar Dursun? Anlat insanlar tanımıyor olabilir. Darmstadt forması ki. giyiyor. Darmstadt. Sezon, evet. Sezon sonu bitiyor sözleşmesi. 29 yaşında 1.90'lık forvet. Toplamda 86 maçta 40 gol atmış. 18 asist yapmış. Bundesliga 2'de oynuyor tabii e, ee, Darmstadt. Darmstadt. Tamam dedim işte öyle dedim. Stand diyorsun. Darmstadt. Tamam mı? Yani menajer arkadaşına söyle. Belli ki menajer arkadaşın sana bu oyuncuyu gazla demiş. <laughs> Sen de çıkmışsın gazla. burada. <laughs> Sen de çıkmışsın burada Gazla gazlıyorsun demiş, demiş. Abi bu oyuncuyu Beşiktaş'taki herhangi bir oy yönetici tanıyor mu acaba? Ya bu oyuncu yanlışlıkla bu devre bak, arasında şey gelirse ben sana bir şey söyleyeyim. Bak İlhan burayı kes İlhan. <laughs> burayı kes İlhan. <laughs> bir de e, abi daha önce de söylemiştim bu Kolkır. Menajeri evet. kim bu çocuğun? Bilmiyorum valla. <laughs> vallahi bilmiyorum billahi bilmiyorum bak. Abi ben çocukla konuşuyorum diyor. <laughs> Benden habersiz herhangi bir Beşiktaş yöneticisiyle konuştun mu? Hayır. E, kimden öğrendin bunu? Abi onu söyleyemem. Şimdi ha, haber kaynağım Haber kaynağım Gecenin saat 1-10 geçesinde Ay, haber veriyorum onu da beğenmiyorsun. Ya, haber mi veriyorsun? Ya, menajer arkadaşına değil mi? Arkadaşın İlhan, senden... Bu, bu bölümü lütfen senden rica diyorum. Menajer arkadaşın ben unuturum. senden rica Kaydet. etmiş. Gelmiş burada Serdar Dursun, Darmstadt. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşında 1.90'lık Forvet'i Beşiktaş devre arasında para verip alacak. Az para teklif etmişler. Küçük. Kaç para? Söyleyemem. Onu da mı söyleyemem? Sözleşme detaylarını veremem. <laughs> bu arada daha önce de söylemiştim. Gizli bu Alliance Sporu. Omerta. E, Walker var ya Alliance stoperi. Abi onu kim alacak bilmiyorum. Sezon sözleşmesi bitiyor. Onu sadece yani Galatasaray'a Galatasaray yedirmezler. Galatasaray'a çok e, gelmek istiyor. Yani Galatasaray'ın ilgisi ne boyutta bilmiyorum. Şimdi Luindama'nın, yani şimdi yeni transfer dönemine giriyoruz biliyorsun. Yani bizim için hı hı. en e, sıkıntılı süreç. 5 Ocak'ta bir mı? tatile başlıyor. mi çıksak? 5 Ocak'ta başlıyor galiba. Evet. Değil mi resmi olarak? Ve bir bir ay, tam bir ay sürüyor galiba Aynen. Yanlış yani O bir aylık bölümde yine her şey havada uçacak. Tamam. Yani yine bir sürü bilgi kirliliği olacak ama ben Galatasaray'da bir hareketlilik bekliyorum. Yani gidenlerin gelenlerin olacağı böyle. Ve zaten gelebilmesi için gitmesi lazım birilerinin falan Galatasaray'da. Ama Galatasaray artık son seans sonunda bitiyor ya. İşte bu. Ara transfer döneminde de sattığı kadar alabiliyor. Sonra bitiyor yani. İşte sözleşmesi değil mi? elinde olan olabilir. Bedava kiralayabilir hı. falan hı. Öyle şeyler var ya. Ha bu Bakalım. arada Vedat ile ilgili Fenerbahçe'nin kiraladığı yönünde haberler var bugün sosyal medyada gördüm. Hı hı. Onu da sordum. Ee, hiç öyle bir şey yok. Onu da net olarak söyleyeyim. Yani Vedat Fenerbahçe Muriş... istemiyor değil. Vedat o... Fenerbahçe'ye dönmek ben istemiyor. Ben oradaki durumu bilmiyorum. Fenerbahçe mi istiyor, Vedat mı dönmek istemiyor? Nedir ne diyor? Fener Fenerbahçe'ye dönmüyor ya. yani. Onu biliyorum. Ha, Vedat Fenerbahçe'ye dönmüyor. O kadar dönmüyor. detayını bilmiyorum. Onu ha. anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Vedat'a Vedat'ı Vedat, Vedat, Vedat Fenerbahçe'ye dönmüyor diyorsun yani. Yani devre arasında bu. hani dedikodu var ya İtalya'da 1 milyon euro kiralama bedeli verdi Fenerbahçe falan diye. E, Vedat'ın söylediği şu. Ben dönmüyorum diyor. Öyle bir şey yok diyor. Vedat Muriç kendisi söylüyor ya. Yani. Anladım. Tamam. Onunla da mı, Vedat'ta konuştum. Tıpkı ya ya öyle, abi sen niye ben her şeyi Serdar Dursun gibi. Ben bir senin ara bana kadar bir Serdar hangi Dursun aday... Aday... Sarı Ser, sen bir şey, şey, bir müsaade eder misin? Bir şey söyle? Bugüne kadar senin hangi haberini sorguladım? Hepsine. Ya dedin ki Sergen Yalçın... <gülüyor> <gülüyor> Sergen Yalçın gidiyor kısmını... Bir yani izleyicimiz yazmış da. ben yayına girerken. Tweet atmış ya bizim ilan. Hmm. Ee, ne demiş? Yılın olayı Sergen Yalçın'ın Gökhan Dinç'i tanımaması demiş. E tanımasın abi. Bunun benim dert edeceğimi düşünen insanlar var ya çok komikler yani. Hani Sergen Yalçın'ın beni tanımadığını... Tanımasın yani çok önemli değil. Sergen Yalçın'ın beni tanıması önemli değil. Ben Sergen'i tanıyorum. Önemli olan o. Peki. Sergen bak, hocayı parmakla Bakalım. Şimdi Sergen derim linç yemeyelim yani. Sergen, Sergen Yalçın. Sergen tanırım. Yalçın. Sergen hocamızı tanırım. Ee, bakalım peki. Iz, iz, yani. abi bu haftaya nasıl ceket giyeceksiniz çok merak ben ediyorum. Ben ceket yani. meket giymeyeceğim arkadaşlar tövbe ediyorum. Bundan sonra Abi haftaya yani... nasıl ceket giyecek? Çok, yani, siyah lacivert diyor. Yani şey açmış anket açmış ama sıfır oy. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bir daha ceket giymiyorum. Yani bu iki bu, yayında hafta sonu giydim. Yok pes ediyorum. Ben tekrar özüme döneceğim. Peki şöyle açayım. Sence yılın en büyük hayal kırıklığı ya da e, seni en çok şaşırtan olayı neydi 2020'nin? Sportif olarak soruyorum tabii. Covid falan yani oralara girme yani. Bu 2020 yayından önce yılı... bir sürü şey çektik ya Covid ile ilgili. Aklımdan çıkmıyor. <laughs> 2020 yılı ile ilgili değil sadece. Son iki yıldır hatta Son iki sezondur bu sezonda dahil olmak üzere benim için en büyük hayal, hayal kırıklığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Benim için çok büyük hayal kırıklığı. Göreve gelmesi e, sırasında gerçekten çok heyecanlanmıştım. Geldiğinde de çok fazlasıyla heyecanlanmıştım. Türk futbolunda e, bir çığır açılacağını düşünmüştüm. Onları da o şekilde değerlendirmiştim. Ama performans anlamında bu senede, geçen senede, ondan önceki senede e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç benim için en büyük hayal kırıklığıdır. Bunun dışında futbol çünkü sağ sonuçları alırsın alamazsın. Atarsın at gol atamazsın. Kaçırırsın. Şampiyon olursun bir takım şampiyon oluyor. İkinci olanı da başarılı e, bulabilirsin. Yani e, bir sürü hayal kırıkları, kırıklıkları yaşayabilirsin. Fenerbahçe genel anlamda Fenerbahçe taraftarı için iki senedir hayal kırıklığı olabilir ama. Kaç iki sene? <laughs> Sadece Ali Bey ile alakalı değil ki. Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Ali Bey'den önce hep ikinci ya da şampiyon oluyor. Yani, doğru ama sonuçta yani, Fenerbahçe için şampiyonluk başarı. Yani. Dolayısıyla yani tabii ki baş şampiyonluk da ikinci oldu tabii diye bir hayal kırıklığı konusunda yüzde yüz katılıyorum sana ha. yani hani benim ortaya koyduğu vizyon yani gelmeden önce ortaya e, hepimizde koyduğu vizyon yoktu aslında vardı, vardı. biz, yani anlattıkları, kendisinin, biz o yani, kendisinin adını ve soyadını adını ve ki? adını ve soyadını bir araya getirdiğimizde e, yok yok abi ben ve... şimdi yani şimdi ve, öyle ve... açıklamaları var ki e, başkanlık seçimi öncesi yani televizyon kanallarına çıktı. Yani ortaya çok başka bir şey koydu. Televizyon kanallarına başkanlıktan önce çıktığı dönemlerde Abi, ben dersen, bir fotoğraf benim aklıma hatırlıyorum. Bir tane şey geliyor. Bir ya. fotoğraf hatırlıyorum. Milliyet ee, ödül Bir töreni. imza töreni. Milliyet ödül Ali töreni. Bey, e, Komolli. Ha. Bir de e, koku. Bak o kadar güzel bir fotoğraftı ki Gökan. Yani ben, şu, Ali Bey'in göreve geldiğinde o, aklımda kalan en o kadar en güzel duruyordu ki ekranda. Milliyet ödül töreniydi galiba. galiba. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'di. Yıldırım Bey gülüyor. Fikret Orman Beşiktaş Başkanı'ydı gülüyor. Dursun Bey o zaman Galatasaray Başkanı'ydı. Göksel Bey Galatasaray şey, Başakşehir'in Başkanı'ydı ve Sayın Ali Koç bir araya gelmişlerdi. Toplu bir fotoğraf vardı ve herkesin yüzü gülüyordu. İlk Kulüpler Birliği toplantısı. İlk Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı açıklamalar Ali Koç için evet çok iyiydi. Bak yine Ali Koç'ta başladık. Neyse hayal kırıklığı benim için Ali Koç deyip başka bir tarafa geçelim. Geçelim. Senin için hayal kırıklığı ne? Ben de sana soru sorayım. Benim için hayal Gerçi. kırıklığı yani geçen sene Fenerbahçe'nin 7 Galatasaray'ın 6. olması abi. Bu kadar büyük kadroların. Yani geçen tam Covid falan diyebilir insanlar. Ama sonuç itibariyle yani Bakıyoruz bugünün şartlarında. Şimdi Galatasaray tam lider. Ama şimdi Fenerbahçe yine bakıyorum. Bugün kaçıncı Fenerbahçe? Dördüncü. Yarın Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe beşinci. Yani buralara alışmaması lazım abi Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın falan. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray'ın bu ligde 14. 15. haftalar sonunda 1-2 olması lazım. Bence. 1-2-3 olması lazım yani bir, iki, üç. İlk üçün yani, içinde olması. Lazım. hayal kırıklığı dersen evet. bence geçen yıl Galatasaray 6 <laughs> e, Fenerbahçe 7. olması bence Türk futbol severler arasında büyük hayal kırıklığı onu söyleyeyim yani yani Galatasaray ge geçen bugün, yıla, yani... Bak, bugün Alanya oynuyor çok ilginç bir şey var Ölük ortada şimdi büyük takımların bu kadar puan kaybetmemesi lazım bu haftaya kadar şimdi bakıyoruz 14 hafta kaç puan yapar 42 mi yapar 42 yapar Galatasaray 13 kaybetmiş Fenerbahçe 16 kaybetmiş. Beşiktaş oynamadı 17 şu anda. Hani oynadı oy kazanırsa daha başka bir şey hesap yapacaksın. Şimdi bu kadar puan kaybeden üç büyüklerin ortaya koyduğu futbolun da keyif vermemesi çok normal. Çünkü şöyle, kaybediyorsunuz. Ya bir de şöyle insanlar şöyle diyor ya mesela. Ya kadro kalitesi falan hani. Ya şimdi abi Gaziantep'in kadro kalitesiyle Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ee, birbirine yakın mı yani bu kadar olabilir mi Başıma orada bir şey gelmeyecekse başka bir... bir şey söyleyebilir miyim söyle Gaziantep'in sağ kenarı yönetimi sağ kenar yönetimi kadrosu Fenerbahçe'nin kadrosundan kaliteli olabilir. Ka kadrosundan kaliteli olamaz abi yap. Olabilir. Olamaz abi nasıl olabilir, olacak? Olabilir olabilir. Yani bir oyun yapma. anlayışı. Bir oyun, oyun anlayışı. Bak, oyun, ve o oyun başka anlayışına, bir şey. Bak o, bak. Oyun başka bir yani. şey. O, ve o oyun anlayışına uygun oyuncular aldıkları için par pardon düzeltiyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Gaziantep'in oyun kalitesi Fenerbahçe'nin oyun kalitesinden fersah fersah ileride. Çok önde yani. Fatih Şahin demiş ki Falcao demiş. Falcao'yu unutmayın demiş. Falcao da büyük ayak kırıklığı. Yüzde yüz. Ama sakatlandı yani Hani oynayıp da kötü oynamadı. Anlatabiliyor muyum? Oynadığı dönemlerde attı. Falcao için bunu söylemek çok mantıklı gelmeyebilir. Ama e, sakatlanması da büyük bir şanssızlık yani onu söyleyelim. Sinem demiş ki sezon sonunda Fenerbahçe nerede olacak göreceksiniz demiş. Uf Ersun ee, Öz... Yanalı, Ersun Yanal'ı çok dinlemiş Sinem Hanım. Özkan demiş ki abi olabilir Fenerbahçe şampiyonu olabileceğim onu söylemiyorum ama ligin 14. <laughs> 15. haftasıysa Fenerbahçe 4. 5. sırada olmaz abi. Ligin sonunda Fenerbahçe 7. olmaz 6. olmaz. Ya bu ne niye sinirleniyor Fenerbahçe taraftarı buna abi? Yani Fenerbahçe taraftarı ne diyor mesela olur mu diyor? 7. olur 6. Ya olur diyemiyor ben. Lazım. Ben söyleyince sinirleniyorlar Ligi... mesela. Fenerbahçe seneyi Beşiktaş yarın kazanırsa Beşinci bitirmekten dolayı mutlu musun? Yani, yani önemli olan o. Evet. Şimdi eleştirilerde insan Çünkü bunu alıştırdılar insanlara. Şimdi televizyona çıkıyorlar bir tane işte birileri diyor ki mesela Beşiktaş'tı, o Galatasaraylı bu da Fenerli. Bir kadro yapılıyor televizyon programlarında ee, işte kime daha yakınsa onu. Hayır abi biz burada her şeyi konuşuyoruz yıllardır ve sağ olsun da izleyicilerimiz reytinglerde görüyoruz. İşte internette, sosyal medyada, e, YouTube'da, şurada, burada bir sürü yerde teveccüh göstermişler ve izlemişler. Teşekkür ediyoruz hepsine ama bizde bir Fenerbahçeli yok. Hani e, bir Fenerbahçeli varsa bu genelde ben oluyorum. Ben alıyordum Ama bizim bir Fenerbahçeliye ihtiyacımız yok. Çünkü ne Haluk bir Galatasaray e, amigosu gibi konuşuyor burada ne de ben e, Beşiktaş ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor amigosu gibi konuşuyorum. Ama insanlara bunu alıştırdılar Haluk. İnsanlar televizyon programı kadrosu yaparken diyor ki Haluk Yürekli hmm, Galatasaray, Gökhan Minç hmm, Beşiktaş, e, ötekisi e, Mehmetoğlu e, Hüseyin. ...Fenerbahçe diyor mesela. Yani şimdi bu böyle bir durum yok ki. Yoktu yani ama bunu alıştırdılar insanları. Ve o insanlara da bunu yükleyince... ...onu almak istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Abi insanların tahammülü kalmamış. Mesela şimdi <laughs> burada... Tahammülü kalmadıysa kulüplerine tahammülü Ben Fenerbahçe'de bir gazeteci yani. olsaydım ve deseydim ki... ...ya kardeşim Fenerbahçe ligi 5. bitirmez, 6. bitirmez, 7. bitirmez... ...doğru söylüyorsun abi bitirmez. Ama şimdi ben Galatasaraylı bir gazeteci olarak bunu söylediğim zaman... Sana mı kaldı bunu söylemek ya? <laughs> Allah Allah ne demek ya sana mı kaldı? Yani Böyle bir garip bir futbol iklimine yani girdik. Sonuç itibariyle yani. neyse Çok üzücü. abi işin esprisi yok mu abi insanların güzel yazdıkları şeyler? Onları okusana Okeyim abi tweet'i. Oku abi tweet okuyacağım dedin tweet okumuyorsun. Ee, 2021'de Gökhan Dinç bir daha ceket giymeyecekse okulların açıldığı ilk gün giymem için bu şık ceketi bana gönderebilir mi demiş Cihan. Evet verelim hediye ederim Cihan'a ceket. Olacak mı acaba Cihan? Bunun boyu 2 metre. <laughs> Ya bundan sonra bir pantolon bir de gömlek çıkabilir ya. <laughs> yani. Hani, hani boyunu bilmiyorum da. Yani bu adam hani bu, kadar, bu kadar rahatsız olduysanız çıkartayım çıkart abi ceketi. Abi, çıkar. Ne yapıyorsun ya? Bu ya, Burası bir televizyon programı Ceket çıkarayım ne demek Tam ya? Bu televizyon programlarında cacık yapıldı ya Haluk. Ha. <laughs> ben ceket çıkartmışım çok mu yani? Fenerbahçe defans yapmaz yaptırır demiş 2020'nin olayı. Ha. Galatasaray İrfan İrfancan transferi olur mu demiş. Yani Galatasaray İrfancanı Can'ı sadece Galatasaray değil herkes ister ama. İrfancan bence yurt dışında devam edecek. Ben ülkemizde devam edeceğini düşünmüyorum İrfan Can'ım. Bizim Şükrü, iddiacı Şükrü Selda'yla eşiyle beraber izliyormuş. Hmm. Ee, Şükrü'ye de Selda'ya Şükrü da de, Selda selamlar. Da selam Dün yazmışsınız ama reklam e, sonrasındaki bölüme yetiştiremedik maalesef, bakamadık. Milli takımın sürekli küme düşmesi demiş Sezgin Güven, o Güzel. da mesela enteresan. Hayal kırıklığı Adem iç demiş, doğru. O Adem Layiç de doğru iyi olmasına rağmen, sakat olmasına rağmen dünyanın parasını alıp oturuyor kenarda. Hiçbir şey yaptı da yok. Umursamaz bir şekilde eli beline zimmetli bir şekilde sağ kenarında ısınıyor. Tolga demiş ki 2020'nin son doğru işini Erzurumspor yaptı demiş. Hüseyin Cimşir'i gönder. Bugün Erzurumspor yani Mesut Bakkal çıktı. İşte yani Mesut Bakkal da yani şimdi şey diyemem. Hani Pep Guardiola değil tabii de. Yani biraz böyle tecrübesi var işte. Oraların hocası. Ha tecrübesi var yani. yani Oraların ne... hocası. Ya yani bu ligini oralarda nasıl oynandığını biliyor. Evet, ne yaparsan maç kazanabileceğini biliyor. biliyor. Bu e çıkıyor. Erzurumspor'u hiçbir Mesut... şey oynamadan bugün 3-1 kazanıyor mesela. Üç... Yani hiçbir şey, Hiç oyn... şey oynamadan değil canım. Yani hücum oynatabilme adına bir şeyler yaptığını gördük Mesut hocanın yani. Hani... yani. Malatya Spor kötüydü bence. Bu. Malatya da kötüydü. Yeni Malatya da kötüydü. Hamza Hoca da birazcık böyle bir kendine gelmesi lazım bence bir Orada lazım. da bir şeyler oldu bu. Hadebe ile semiye hmm. küfür etmiş galiba taraftar. Abi taraftar yani 8 derken, haftadır maç yok kaybetmiyor ya. mesela. 8 haftadır maç kaybetmeyen bir Malatya bugün maç kaybediyor. Oyuncuya küfür ediliyor falan ya. Abi bu kadar nasıl tahammülsüz olduk ya Gökhan? Ben onu anlamıyorum yani. Abi şimdi bak herkesi pandemi herkesi etkilemiş durumda. Gerçekten sokakta mesela e, ciddi bu arada mesela pandeminin etkilemediği insanlar herhalde şu anda sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde e, çevirme yapan polisler ya. Ya ben bu kadar centilmen, bu kadar Çok kibar. Çok ee, ya her, ya emniyet müdürümüze gerçekten teşekkür ediyorum İstanbul Emniyet Müdürü'ne. Samimi söylüyorum. Ben Emre Ayal, geçenlerde bir, bir tanesine de söyledim. Ya siz ne kadar kibar insanlarsınız dedim ya. Merhaba beyefendi iyi geceler ya da iyi akşamlar. Evrakınızı görebilir miyim falan gibi konuşuyor yani. Hani gerçekten çok kibarlar onu da söyleyeyim dedim. Gerçi niye söyledim onu da. Nereden geldim ben bu konuyu onu da bilmiyorum gerçi. Sinem bugün benim doğum günüm demiş. Sinem kutlu doğum yıllar. günün kutlu olsun. Kaç yaşında oldun? Onu yazmamış. Onu yaz Sinem. Ee, peki 2020 hayal kırıklığı Etobo demiş. Gerçekten öyle. Etobo da öyle. öyle ama sen yani Galatasaray... Bizliğimiz demiş Trabzon'un e, harika kadrosuyla şampiyonluğu kaçırması demiş hayal kırıklığı. Bence işte orada hayal kırıklığı e, Ünal Karaman'ın gönderilmesi. Işte o hayal yerine, kırıklığı Ahmet Ağolun'a yazar. Hüseyin Cimşir'in gelmesi <laughs> falan. Hüseyin yani... Cimşir gelmedi. Önce bir Edi, neydi? Eddie Newton, Newton geldi. Yok ya Newton yardımcı... Hüseyin'in yardımcısıydı. Hüseyin Hoca'nın yardımcısıydı. Ha, öyle miydi? Tabii. Sırası öyle miydi? Tabii tabii. Ha. O gitti o Pardon, geldi o, o gider. Evet, affedersin, affedersin. Ünal Hoca, Hüseyin Hoca sonra Eddie Newton. Bir de Mustafa demiş ki, abi niye de adamın ceketine taktınız? Amerika'da filan var mıdır spiker'e ceket çıkartmak isteyen acaba filan demiş. Yani seni eleştirmiş yani adam. Seni söylüyor, ceketime sabahtan beri sallayıp durduğun için niye adamı eleştiriyorsunuz Ay, abi, diyor. Canlı yayında ceket çıkartılır mı diyor. Ee, abi yılın olayı Sayın Başkan Ali Koç'un tribünden aşağıya atlamasıydı demiş bir izleyicimiz Osman Altun. Bir Fenerbahçe olarak sizi zevkle izliyorum demiş. Furkan Ermiş. Sağ ol kardeşim. Furkan'cığım bu no tweet'i yazdığın için Fenerbahçe'li arkadaşların seninle konuşmayacak olabilirler yani. Eyüp Beyliman demiş ki bir Fenerbahçe olarak hayal kırıklığı <laughs> Erol Bulut. Fatsa'dan iyi yayınlar Gökhan abi dinç pazarlama AŞ müdürü olmuş bu gece demiş. Ya la, la ee, Galatasaray gerçekten gerçekten şimdi eğlenmesi büyük hayal kırıklığı oldu demiş. Kimin? Galatasaray'ın. UEFA'da eğlendi ya abi. En büyük hayal kırıklığı hakemler demiş Sezer. Adana Demirspor 80 yaşında demiş Musa. Nice mutlu seneler adına demiş. Ama çok mesaj geliyor ya. 20 yıl sonra kaleyi düşürdük Haluk Bey demiş. Veysel Yiğit Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi 20 yıl sonra. Ali Koç'u da Fenerbahçe çok şey kaybetti ya. Ama tamam da yani Galatasaray'ın 20 yıl sonra geçen yani sezon yani geçen sezon Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi 20 yıl sonra 5 6. mı oldu geçen? Pandemi oldu ondan sonra. 6. mı oldu? 7. mi? Pandemi oldu ondan sonra. <laughs> pandemi oldu. Ligi 6. Ya dünya'da pandemi oldu yani. <laughs> Allah'ım yarabbim. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi ve pandemi oldu. Pandemi nasıl başladı derseniz futbolla yüzleştirdiğinde aklıma gelen Faruk bu. Faruk Göker demiş ki yılın hayal kırıklığı Şubat ayında Avrupa'da hiçbir takımımızın olmayacak olması demiş. Biz o kadar alışkız bize böyle büyüdük ya Şubat ayında bile hiçbir takımımız yoktu ki bizim. <laughs> Nerede vardı abi bizim var mıydı Avrupa kupalarında hiç başarımız yoktu ki. Ya yani Bilmiyorum tabii Faruk Göker'in yaşını bilmiyorum da. Yani genç, jenerasyon, genç, böyle 65 jenerasyon, falan gibi genç jenerasyon oyuncu Genç alıştı falan. abi şimdi Avrupa kupaları katılıyor. Sinem yazdı mı kaç yaşında oldun? Abi ne bileyim ben sinem yazdı mı. Yılın hakemi bizce belli ya. Bizim hakemimiz belli. Cimkeri. Hakemi. Bak ikimiz aynı anda söylüyoruz. Bizim hakemimiz o. Yaşımı yazmayı unutmuşum abi. Ee, 31 oldum demiş. Nice mutlu senelerin olsun. Sağlıklı bir şekilde ee, inşallah. Ee, i̇smim Ömür. Geri Rodriguez 2020'nin hayal kırıklığından biridir. İyi yayınlar demiş. Mesela şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda Geri Rodriguez olsa <laughs> oynamaz mı Gökhan? Oynar da ne yapar ki? Abi niye Galatasaray'da mesela çok iyi bir sezon oynamadım ya? Potansiyeli <laughs> var abi. Abi o potansiyeli ortaya çıkartmak için de bazı sistemler gerekiyor. Öyle bir havası yok Fenerbahçe'nin. Abi Fenerbahçe'nin kanat oyuncularına bakıyorum. Rodriguez kadar hızlı bir tane kanat oyuncusu var mı şu anda? Yok. Ee? Ama hız yetmiyor işte bazen. Güvenlik lazım, konfor lazım. Oynayabilecek asist lazım. Onun yapacağı koşulları... be olmadı ya benim. He. istediğim cevabı alamadım. Allah belanı versin falan mı demen lazımdı yani? <laughs> Top 5 yapmak gerekirse demiş bir izleyicimiz Umut. Başakşehir'in şampiyonluğu. Haluk iyice ne yaşlandın farkında mısın? Bence bir göz doktoru geldi evet, sana geldi yani. ya. Şöyle falan Yo yapıyorsun Gerçekten göremiyorum için. Şunu içsem olur mu şöyle? Ver bana ben öğreneyim. Yakını ya. bildiğin görmüyorum. Yok abi sen okuma. Başakşehir'in şampiyonluğu, Kobe, Maradona'nın ölümleri, Kadıköy'de sonlanan seriler, Paris Saint-Germain ırkçılık olayı, dört büyüklerin hepsinin Avrupa arenasında yer alamaması demiş. Ee, umut, unutma demiş. Ya biz mi? bireysel anlamda ya gitmiştik ama tabii doğru evet. yani Başakşehir'in takımların... şampiyonluğu gerçekten bence geçen yılın en büyük sürprizi. O sürprizi tabii biz hayal kırıklığı demiştik ya o yüzden sordum. Ee, unutulmayanlarını yazmış yani. Aslında ha, unutulmayan. unutulmayan meseleleri. <laughs> Kobe ile, Hı. yani şimdi Kobe Maradona, gerçekten e, dünya sporunun en önemli iki figürü. Yani öyle Kobe için çok büyük üzüntü içindeyim yani ben. Ben Diego için, Armando Maradona için de aynı üzüntü yaşıyorum. Ya yani tabii ben de onun için yaşıyorum da daha biraz daha Seni Kobe Diego Armando Maradona'ya yaklaşımın son derece kötü Abi, olduğu genç, için. Abi genç, genç bir, evet, tabii canım, bir isim genç ya yani. Kobe yani. O yüzden diyorum. Yani daha böyle çocuklu, yani dramatik bir e, ölüm oldu yani Kobe Bryant için. Eee helikopter kazası kızıyla beraber falan hani bir sürü arkadaşı var. Ya bir de hiç ya benim için Maradona mesela e, hani kendine bakmayan, sağlıklı yaşamayan falan e, bir figür. Kendimi tercih etmiştir sence bu? Değildir tabii yani. O baskı falan kolay değil bu. Bu hayat zor bir hayat. Bir şey güldün, neye güldün? Bir mesaj gelmiş de ya Haluk saçmalamasın. Eee yani canlı yayında bambaşka şeyler yapılıyor yani. Sen ceketin çıkartmışsın. Çok mu bu arada çıkartma diyorlar yani. Ceket beğen, beğenilmiş mi ceket? Evet. Beğenip beğenmediğinizi yazın arkadaşlar ceketin. Yılın olayı üniversiteyi bitirmem. O Özlem de beğenmiş. Demiş, Vay yakışıklı yazmış. Ne yazmış? Yılın olayı üniversiteyi bitirmem yazmış. Üniversiteyi yazmış. <laughs> Bitirebildi kaç senede bitirdin <laughs> abi? Bırakmadım Aralon düşmanlığını be abi demiş. Bırakmadı abi Bırakma ben araca. anlamıyorum ki abi. Ya Ayrın vallahi Zeynesim düşman değilim ya. Yani. Ben de dünyanın gelmiş geçmiş Sen... en büyük futbolcusu abi. Büyük yetenek. Bir daha gelmeyecek. Gelmeyecek evet. Ben Ama sana mı yüklendim? Yani şimdi, bilmem. Öyle yazmış insanlara. Niye Mevlüt ona? selam. Mevlüt'e bir selam yönlendirmiş. Mevlüt'e mevlüt e selam olsun. Mevlüt kim? Bizim o. salon Mevlüt ya bizim. Ha, ben de Mevlüt Erdinç zannettim. Yok abi ben şey gibi, senin gibi Muhammed değilim. Muhammed Ayas demiş Serdar Dursun'la direkt kendisiyle temasa geçecek kadar oyuncu tanımıyorum ben senin. Serdar Dursun ya. <laughs> Serdar Dursun gelecek ve gol kralı olacak. Abi çok merak ediyorum. 30 yaşında şu anda çocuk. Yani geldiği zaman 30 olacak. Seriyi devireceğiz. Darmstadt'ta oynuyor ve Beşiktaş bu adamın peşinde mi koşuyor yani? Gerçekten yani... Beşiktaş koşuyor ne demek abi? Öyle dedi teklif yaptı dedim. Evet. Beşiktaş, Darmstadt'ın Darmstadt ikincilik yani Bundesliga, Sekunda Liga yani... Erste Liga, Zweite Liga. Atakan diye bir oyuncu var ya Beşiktaş'ta. Hı. Nereden geldi? Ya bırak sen Atakan. Kaç yaşında Atakan? 21, 22. Evet, bu, bu, bu 30 yaşında. Tamam abi. Ya bu 30, Kerem 30. Türk oldu geldi. Nereden geldi? 30, 30. 30. Sene devriliyor. 3 gün sonra 2021'e, 2020'ye tekmeyi basıyoruz Allah'ın izniyle. 2000 bak 30 yaşına gelecek adama para verecek. Ya kimin oyuncusu bu ya? Ya, ya Allah mi? aşkına söyle bir şey yok. Burada çok az kaç kişiyiz diyor abi. <laughs> söyle ya. <laughs> Hangi menajer hakkında Ya, Yazıklar olsun sana ya. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun ya. Beni de, ne hale düşürüyorsun? Şurada, Arkadaşlar yeniyle. şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 1996 yılının e, Kasım ayında bu, bu işe başladım. E, i̇şe başladığımda Florian Metin Oktay tesislerine ilk gittiğimde e, o zaman sırma saçlı bir adam vardı karşımda. Ee, tuvaletin yerini vardı. bile Ama ben Haluk Yürekli'ye sordum mesela. Yani tuvaletin <laughs> yerini bile bana Haluk Yürekli göstermiş. Sağ olsun sorar. Hala sorar. Ne yapsa sorar. Mali müşavir gibi olmuşsun demiş. Mutlu demiş. Ercan demiş ki benim için bu yılın ayak yıklığı beni sebepsiz yere engellemiş olman. engelimi kaldır lütfen Haluk Bey abi demiş. Ya ge, ge, Gereksiz. Arada kaynamış olabilirsin yani. Bu aralar çok engelliyorum çünkü. Max Cruze'nin büyük kumarı demiş. Oo bence... Bence... Furkan yeni yılda Fener düşmanlığı yapmamanız dileğiyle demiş. Fener düşmanı falan değiliz abi. <laughs> Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti diyen izleyicilerimiz var. Yılın ayakladık Fenerbahçe'nin Kadıköy'de büyüklere kaybetmesi demiş Mutlu. Doğru. Genelde hep öyle. Evet. Beşiktaş'a kaybetti. Uzun bir yerden sonra 15 yıl sonra. Trabzon Beşiktaş galiba. Trabzon'da Kupa'da kaybetti galiba. E olsun kaybetti İlk... mi? Kaybetti. Doğru. O da, onu da o da istatistiklere giriyor mu? Tabii. Kupa ya tane... Benimkine giriyor. Galatasaray'a 20 sene sonra kaybetti. Bir daha abi esas Fenerbahçe 3 maç bir süste içeride kaldı. Ya Allah şunu şu ceket mevzusunu kapatır mısın abi? Bir sürü insan yazıyor ya, tweet atmış abi ceketi bana hediye eder misin? Ceketi evet. bana hediye bir eder mi? misin? Hediye et yani? bu akşam? Ne olur? Yeni yıl abi hediyesi. Abi kime 2000 seçeceğim 2000... nasıl tamam edeyim hediye tamam edeyim yani hediye tamam, göndereyim. Ama bir dakika. E, iki boyunuzun 2 metre olması lazım. 1.96'sı senin boyun. 95. <laughs> arkadaşlar yani abi ne olur ben böyle şeyleri sevmiyorum ya. Yani ceketi kime hediye edeyim abi? Eşref, Eşref amca demiş ki 65 abi diyeyim hadi Eşref abi diyeyim. 65 yaşındaki eşimle sizi seyrediyoruz. Sevim teyzeniz selam bekliyor. Sevim teyze elle ellerini öpüyoruz Sevim teyze. Aman Seni <laughs> gözünü çok seveyim. Covid'e yakalanmayın. Ya nereden geldi aklına abi sen? Ya bununla yaş ilk La illallah. Ya. adam evden çıkamıyor insanlar. Nereden nasıl, nasıl COVID bulaşacak? Evinize kimseyi almayın abi onu söylüyor. İşte, işte. iyi bir şey söylüyor yani. E niye sinirleniyorsunuz? <laughs> Allah Allah her şeyi Covid'e bağlıyor. Onu sıkıyorum Covid. Nefes al. At... Sık nefes alıyorsun Gökhan. Covid mi oldun acaba? Öyle yaptın Covid mi oldun? Eğildin Gökhan beni mi tuttu bak ah, Covid mi oldun? Ayakkabım bağı çözüldü, covid mi oldum? Tövbe ya. Diye diye covid yapacaksın bizi zaten yani. E, Sezer demiş ki iyi yayınlar İstanbul'da. vereceğimizi de söyle ne olur ya. Kime sen abi, söyle abi, sen İbrahim, seç. İbrahim Kutlay'ın boyu kaçtı ki ona verelim. <gülüyor> <gülüyor> ya yok ki abi. Yok, bu ne ya senin bedenin. De. Abi bu cekette ben sana bir söyleyeyim mi? En İbo az var, bunu. en az 20 senelik biliyor musun? Ben şimdi <laughs> markayı mi? görünce anladım. Evet ama, ama bu şey ya bu ta bu, sen daha nerelerde çalışırken sponsordan aldın bir bu oldu. o değil. Ha. Bu bu o değil. Bu bunu sponsora vermiyorlar. Ya yani bunu sponsor olarak vermiyorlardı. Ya bu ceketin Anlatırım istiyorsun? Ben, ben bu ceketi anlamadım. veremem pardon. Ya, ya ceketin yakını, yakını göremiyorlar ya o yüzden istiyorlar bence ceketi. Yani yakından görmüyorlar. Arkadaş sen nesin ya anlamadım ki abi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya pazardan perşembe pazarından aldığın yelekle yayına çıkıyorsun. Bak sponsorumuza hakaret ediyorsun şu an. <laughs> Hadi canım. <laughs> Oho, bomba. Oho. Sponsordan gelen yelek miydi o? Ee, bir o yelek gibi... sana çok fazla Haluk yani. Onu bir izleyicimiz demiş ki sponsor bulsak uzar mı programı saati demiş. Sponsor bulsak uz uzamaz. Sponsor, para Biz Fenerbahçeliler yapmızı. Ali Koç yüzünden hayal kurmadığımız için... Kırılmadı bir şey demiş. Yani hayal kurmadık biz demiş. Olur Ali mu Koç. canım yapmayın gözünüzü seveyim. <laughs> yani Fenerbahçe taraftarları Ali Koç gelince ya koskoca Aziz Yıldırım'a seçim günü yapılanları unutmayın. Ne olur ya? Yani hani ben gerçekten yani Aziz Yıldırım'ın artık bir değişim sürecine girmesi gerektiğini düşünüyordum. Ali Koç'un seçilmesi gerektiğini düşünüyordum ama kimse de kusura bakmasın Aziz Yıldırım'a seçim gününde ıslıklamalar, yuhlamalar, onu yapmalar, bunu yapmalar. Sayın Başkan Ali Koç'un dönüp masaya topunuz gelin. Al abi topuna gerek yok ki. Zaten sen kendi kendine yetiyorsun Sayın Başkan yani. Kemal Yörükoğlu 1.92 boyum var diyor. Ha, Ceket olur. bana doğru geliyor diyor. Evet evet olur. 92 olur. <laughs> Hakkı abi ben de 65'im ama Covid değil demiş. Hakkı abi'yi de seviyoruz. Hakkı abi sen olamazsın zaten. Ee... Yani. Cihan demiş ki ilk ben yazdım da Gökhan abi ama sana daha çok yakışıyor. Okulun ilk günü giyecektim. Almış kadar oldum demiş. Öyle tonlamayla okursan çocuğun adresini iste hemen. Cihan, Cihan yaz adresini. İlan, yok yok, İlhan yok arkadaşımıza... abi nasıl ya? C B B B veremem ben bu O kadar abi o kadar. koskoca yani Gökhan Dinç'in canlı yayında giydiği ceketi. Ne yapacağım? Ne koskoca Gökhan Dinç? Aman çok büyük Gökhan Dinç'iz. Aman çok önemli ceket. Sanki <Sizin> Michael Jackson. Ya koskoca Gökhan Ya da Tarkan. Bu ceket var ya. Yani evet. Ben sana bir söyleyeyim mi? <laughs> Bence açık arttırmayla satalım. 3 lira vermezler öyle söyleyeyim. Bence ne yapalım biliyor musun? Yakmak için. Sen ne yap biliyor musun? Bu doğru, ceketi bizim, açık bizim, arttırmadan. Bizimkileri verir. gitsinler yaksınlar. SMA hastası <laughs> en son canlı yayın yaptın ya bir kardeşimiz için. Evet, Instagram'dan. Evet. <laughs> Onun için sat ceketi. 3 lira 5 lira. Ben kimse lir. almaz abi. Ya. Ben alırım yok, ya yok. en kötü. Sen de bir, 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 10 lira verirsin. Ya, biraz fazla veririm yani. SMA hastası çocuk olduğu için 13 lira verirsin. Terbiyesiz. Yok daha fazla veririm. 24 yaşındayım. Boyum 1.96. Ya. 90 kilo uygun mu sizce demiş Fatih Sülün? Fazlasıyla uygun kim? Fatih Sülün. Ya bu ceketi Kravat ben... da fena değil. Onu da bana göre <laughs> Yakında şeyi de isterler yani. Gömleği. Evet. <laughs> Ay Allah'ım evet. ya. Ee, Furkan demiş ki gelen giden aratıyor. Fenerbahçe hayalleri bile yıktı demiş. Fenerbahçe Sosa gerçekten. ve Novak transferi ve sonucu demiş hayal kırıklığı. Bence Sosa şey. ve Novak transferinin hayal kırıklığı olması son derece saçma bir fikir olur. Bence müthiş bir transfer hamlesiydi ama sonucu kötü. Hakkı abi demiş ki sen bu akşam Gökhan'ı neden vitrine koydun? <laughs> evet abi beni vitrinde satılığa çıkarttı herif. Her şeyi ya. Her şey mi yani? Arkadaşlar abi, benden bir şey istemeyin mi? çünkü gerçekten söylüyorum. Hani sizleri kıramıyorum. Özcan abi yayındayım abi. Ay Allah'ım gözümden yaş geldi ya. Hakkı abinin esprisi çok güzel. Gökhan'ı niye vitrine koydun? Ben vitrindeyim baba hep ben. Sen onu anlamamışsın. Abi Özcan abi ne yazdın? o da ondan ya. Ha, Özcan abi ceket çok yakışmış. Kıskananlar çatlasın kardeşim demiş. Fırat demiş Özcan ki çetle. pantolonu verebilir görebilir miyiz? Canım Gökhan abi. demiş ki pantolonu vermez. Vallahi vermez billahi vermez. Kalkayım Hayır kalkma. Vermez pantolonu ver. Ya, o, ya pantolonu göstermeyin. Evet. <laughs> Ay ayakkabı. Esas ayakkabı. 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 Ayakkabı Ya bugün jilet gibi gelmiş ya jilet. O yüzden pantolon hayat da vermez ya. İlk ya defa senin gibi, gibi en azından pijamayla gelmiyorum Yok ya. Abi, abi. ne pijaması yapma. Pi ne pijaması mı? <laughs> Yelek de balacık oturur Ali demiş. açık arttırmaya <laughs> hoş geldin. Benden 50 lira demiş Sezer. Gökhan Dinç'in ceketine. Ceketim çok beğenilmiş abi. Gökhan abi ben 1.72'yim. Ver de çadır olarak kullanayım demiş. Din, Dinçer Başkan bizi seyrediyormuş. Dinçer'e Dinçer, e Dinçer e selam, da olsun. selam olsun. Özledik Dinçer Başkan. Özlem Akta'a teşekkür ederiz. Meryem Atıcı ve değerli eşi ona da kucak dolusu selamlar. Abi bir bana selam söyler misin demiş tabii ki. Vuf vuf puf. Yani ee, MK Fr adım... Fransa şairi demiş ki 1.81 boyun Fransa'dayım. Bana verin şu ceketi demiş Abi Fransa'ya gidene kadar sen yani ne olacağı belli olmaz. Oo Turgay hocam kucak dolusu selamlar. Murat Çırçan, Hakan Gündoğara ver demiş. <laughs> Ama Hakan bugün bir yayın bir fotoğraf gördüm. Eğer yayına o ceketle çıktıysa skandal. Türkücü gibi çıkmış. Türkücü çizgili mizgili. Evet Hakan abi. Evet Bizi abi. izliyor mu? Müzik hayır, Hakan izlemiyor da. Türkücü gibiydi. Bizim Murat yok. Çırca ben sana söyleyeyim. Müzik holde çalışır. Bak müzik holde direkt çıksın sahne alsın. Çok net söylüyorum Hakan Gündoğar'a buradan. Açık çek yani. Cengiz Sarıka, Sarıkaya e, bana hediye et pardesü gibi giyerim demiş. Kucak dolusu selamlar. Peki Fatih sana da selam. İlker kardeşim ha ceket güzelmiş de e, kravat olmamış diyor İlker Hocalan. Selam olsun kardeşim. Bunu ben de söyledim sana. Olmaz Burcan yani. ceket öf falan demiş. Ercan Özü de bizi izliyormuş. Ona kardeşim. da selam olsun kardeşimize. <laughs> evet ee... abi adını adını yazaydın keşke. Ha? Mustafa Karamangil, okeyci. Kucak dolusu selamlar kardeşim. Reklam. Yine mi abi çok çabuk oldu bu ama. Spor konuşun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar birlikteyiz reklamlardan sonra <laughs> Gökhan'ın ceketi ceket gitti. Ceket, gitti arkadaşlar yani. hadi reklam arasında maalesef kameraman arkadaşa Gökhan kaptırdık. Gökhan'ın çözüne döndü. <laughs> kaptırdık ceketi maalesef yani. Hani arkadaş sünnet olacaktı şey pardon. Ee, düğün evlenecekmiş. Düğünde giyerim dedi. Giyilmez o ceketi. Düğünde o ceket giyilmez. Ama giyemez ki zaten yani. Bir sağ pantolonu ayak yaparız ona bir kameraman arkadaşımızla. Peki. Yani programın son bölümü. De... Bir kere şunu söyleyeyim ben, bir 2020 ile ilgili nefretimi bir kusayım, 2021'den de beklentimi söyleyeyim. 2020'yi yaşamak bile istemediğimizi, daha doğrusu pardon hatırlamak bile istemediğimizi e, biliyoruz. Sağlıklı bir şekilde 2020'yi tamamlamış e, olan herkese selam olsun, kucak dolusu selamlar. Ama en önemlisi. Ee, bu süreçte, bu pandemi sürecinde bizi gerçekten bir an olsun yalnız bıyak bırakmayan sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aynen. Onlar kendi ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından uzak bir şekilde çok zor şartlarda, şartları zor olduğu için aynı zamanda, aynı zamanda pandemi sebebiyle de daha da zorlaşan şartları sebebiyle onlar çok üstün bir mücadele verdiler. Bu anlamda sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler iletiyorum. 2021'den de yegane beklentim. Yegane beklentim sağlık. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Para, pul, araba, şan, şöhret, ev. E bunların şan, hepsi var sende çünkü. Bunların hiçbirisini beklemiyorum bunların gerçekten. Bunların de var sende çünkü. Sadece sağlıklı olun. Sağlık dileyin. Çünkü bak, sağlıklı olursanız <laughs> ya bir hokkabazlık yapma kaba Sağlık var, işte para var, yani. para var. Ya, çarpsın, araba yok kaba var, Şan var, yani. her şey var bunda. Neyi bekleyesin ki abi bunları? Tamam abi. Ben de 2021 yılından önce sağlık bekliyorum ama ya yani yanımda böyle araba para falan onlar da olursa iyi olur. an Ne yapacaksın? Arabam var, evin var. 3000 yıldır babanın aldığı evde oturuyorsun. Ya 3000 yıl oldu ya. <laughs> Ay Allah böyle ya. 3000 yıl oldu. Paranın içinden geçtin. Hala daha evi değiştirmiyorsun abi. Ben böyle birisi ya geçen geldim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kliman Sarıydı kardeşim sarı sarı. Evin kliması, duvarlar klimalar, bembeyaz. O zaman klima duvarlar bembeyaz değerli izleyiciler. O zaman paraya klimalar kıyın, sarıydı. Gökhan. Paraya kıyamayan. ya 3000 <laughs> sene önce almış çalıştırdım böyle yaptı bak. Böyle yap bak. Bir de toz çıktı içinden. <laughs> yaptı. Ya, ya çıkartsam var ya şey, altı mavi olabilir. Artık biliyor musun? çalışmıyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> artık emekliliği istemiş yani. Hayır. Bana, SGK'dan de... teknolojiden her yerden emekli sen olmuştur. Sen de para yani. var ya benim eve bir klima mı alsan acaba? Ben niye alayım senin evine klima kardeşim ya? Peki. Ben daha taşınacağım ev sahibim evi satıyor. <laughs> Kiradayım ben hala diyor ki ben kira... En son... Hayatında hiç kira vermedim be Ali. Vermedim. Kiracılık ne Allah demek bilmiyorsun şükür, ya. Ne kadar şükretsem az ya. ya hiç... Bizim hayatımız kira vermekle geçti. Hiç kira vermedim. Efendi. Allah babamdan razı olsun. Amin benimkinden de. Güzel bir yıl diyorum, diliyorum, diliyorum e, hepinize. 2021 yılının e, cumartesi ilk cumartesinde ettiysek, yeniden görüşmek üzere. de affola, hakkınızı da helal edin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.